Merhaba, New York'taki Modern Sanat Müzesi'nin dördüncü katındayız ve Robert Rauschenberg'in Yatak adlı eserine bakıyoruz. Bu bir kombine, ne tam bir heykel ne de tam bir resim. 1955 yılında yapılmış bir eser. Kombine eserleri bir resimle bir heykelin birleşimi olarak düşünebilirsiniz ama Jons ve Rauschenberg aslında yaptıkları sanatı sanat ve hayatın arasındaymış gibi görüyordu. Peki bu ikisi arasındaki ince çizgide ne vardır? Yani bu eseri güzel sanatları temsil eden resim ve heykel arasında bir yerlerde düşünmek yerine hayatı bu denklemin içine çekiyor. Hayat ve sanat. Hayat ve zeka. Hadi şimdi esere bir bakalım. Baktığımız şey aslında gerçek bir yatağın parçaları. Bir yastığa bakıyoruz, bir yastık kılıfına, elle dikilmiş battaniyeye, çarşaflara bakıyoruz. Ama Yakından bakarsanız kalem ve boyayı da görürsünüz. Tabi bunun hepsi üzerinde yatabileceğiniz yatay düzlemden çıkarılmış ve duvara asabileceğiniz dikey bir düzleme getirilmiş. Bana Pollock'un yerde yaptığı, sonra da müze ya da bir galerinin duvarına astığı resmi hatırlatıyor. Bana onu hatırlatan diğer bir şey ise burada gördüğümüz damlalar. Bu zaten Rauschenberg'in gelmemizi istediği sonuç. Polak'ın eserleri, damlatma tekniğiyle yapılmış o muazzam resimler bu eser yapıldığında henüz 5 yaşında. Bu sanatçı Polak'ı düşünmemizi istemiş. Bu Polak'la ve genel olarak 1955'te o zamanların egemen çağdaş sanatı olan soyut dışa vurumculukla bir yüzleşme. Polak ise bir sonraki yıl ölecekti. Soyut dışa vurumculuk denince sanatçının duval üzerindeki kişisel ve öznel deneyimi aklıma geliyor sanırım buna bir yatak demek, bilinçaltımızın, rüyalarımızın yeri demek bana mantıklı geliyor. Aynı zamanda biraz da şaka ile karışık yapılmış diyebiliriz belki. Soyut dışa vurumculuk tuvali sanatçının iç dünyasının ortaya çıktığı yer olarak görülüyordu. Rauschenberg ise buna diyor ki, buna gerçekten inanıyor musunuz? Öyleyse sana rüyanın gerçek yerini vereyim. Al sana yatağımı vereyim. Yani bir yandan da dalga geçiyor, şakalaşıyor. Sanat tarihçileri Rauschenberg'le o zaman arkadaş olduğu soyut dışavurumcular arasında ödipal bir ilişki olduğunu ortaya atmışlardır. Yani bu eser bir nevi kendi aralarındaki bir şaka gibi. 1955'te Johns ve Rauschenberg gibi sanatçıların eserlerinde sanat içten bir modernist anlayıştan, duyarlı ve kendini bilen, kendinin son derece farkında olan bir postmodern tutuma doğru ilerliyor. Bunu modernizmden postmodernizme geçiş olarak düşünebiliriz ya da içtenlikten ironiye. Soyut dışavurumculuk denince bu akımın Newman, Pollock, Rothko, Motherwell gibi büyük sanatçılarında her birinin kendine has farklı bir tarzı var. Soyut dışavurumculukta bir tarz vardır diyemezsiniz çünkü bu tamamen kişinin kendisine bağlı burada fikir resmin sanatçıların kişiliklerinin ruhlarının bir yansıması olmasıdır. Buradaki olay sanatçının bilinçli bir şekilde gerçek fikrini taklit etmesidir. 1955 yılına kadar damlatma gerçek anın, gerçek tecrübesinin neredeyse bir simgesi haline gelmiştir. Bu eserde samimi olanı kopyalama var. Yani bir nevi ironi var. Bu eser sanatın tamamen içten gelen bir şey olduğu algısını reddediyor. Başka birinin kişisel tarzı kopyalandığı için burada bir tür ironi, bir farkındalık, başka bir amaç için sahiplenme var. Sonra da bu, bulunan eşyaların ya da Rauschenberg'in yatağındaki eşyaların üzerine atılıyor. Burada hem son derece kişisellik hem de absürtlük var. Bunun içinde, de Johnson ve Rauschenberg'e neodadaist atfında bulunulur. Çünkü ironiyle, şakacılıkla, fikirlerin tekrarlanmasıyla, anlamı karşılayacak sözcükleri yeniden oluşturmayla ilgilenen Düşan gibi sanatçılarla aynı yolu izliyor. Düşan, Batı sanatı geleneğini ve onun tüm ciddiyeti ve idealizmini karşısına almış, hatta sarsmıştır diyebiliriz. Bence Rauschenberg'in soyut dışavurumculuğun ciddiyeti ve içtenliğine yaptığı bu yorumda da aynı tavrı görebiliyoruz. Hoşçakalın.